yaptınız artık? Ne yapsın adamcağız? Ekmek parasının peşinde. Ya iyi de babam gittiğinden beri Simgecici iyice delirdi. Kendini bizim annemiz falan sanıyor. Nana, bence onu pis bir böceğe çevirmelisin. Evet Nana, hiç olmazsa babam dönene kadar. Bunu yapmayacağımı biliyorsunuz çocuklar. Aman, senin sihir gücün de hiçbir işe yaramıyor. Cidden miyim? Nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Herhalde solundan kalktın bu sabah. Vallahi ben üzülürüm. Simgecici'nin azarlığını hiç çekemem. Ne oldu eline canım? Çok kaşınıyor. Ama o kadar kaşıma evladım, bak yara yapacaksın. Heh. Yaşasın telefon. Babam arıyor. Oley. Hadi sen Yağmurcuğum, baban arıyor. Konuşmayacak mısın? Nesi var bunun böyle? Babalarından ayrılmaya pek alışık değiller. Ondan mızmızlanıyorlar. Babacığım, seni çok özledik. Ne zaman geleceksin? İyiyiz. Evet babacığım. Yok yok, hiç üzmüyoruz. Hadi kardeşine de ver. Sen çok konuştun, hadi. Yağmur, hadi gel yavrum. Babacığım, sana yazdırdığım oyunları alacaksın değil mi? Baba bak, Nana sana bir şey diyecekmiş. Emre, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz, merak edilecek bir şey yok. Sadece seni özledik. Ay, yani çocuklar özledi. Selam söyle. Bak, Makbuş'un da selamı var. Tamam. Hı-hı. Peki, görüşürüz. Emre, sen var ya. Çok özledik ha. Amerika'dan bana Empire Northwest uçağı alacak. İnanabiliyor musun oğlum? Vay be, bende daha ikisi bile yok. Oyuna yeni ve çok güçlü bir kahraman yapmışlar. Onunla oynuyormuşsun. O kahramanla oynaman için senin de güçlü olman lazım. Kahramanlar bundan yer. Çocuklar, bugün okul çıkışı alışveriş merkezindeki sinemaya gidelim mi? Abim bizi götürür. İyi fikir. Hazır babam burada yokken hayatın tadını çıkaralım bari. Bir dakika Emre Bey. Annemden izin almanız gerekir. Ne diyorsun kızım ya? Tamam. Diyorum ki annem sizden sorumlu olduğuna göre ondan izin almanız gerekir. Bizden Nana sorumlu ve o da zaten izin verir. Tabii verir. Size iyi görünmek için sürekli şımartıyor zaten. O yüzden böyle oldunuz ya. Sen ne diyorsun? Yağmur, bırak sen. Yapma. Ya Yağmur, bırak dedim ya. Özge. Yağmur, Yağmur. Sence Pınar'ın anneyi bulmuş mudur? Sanmam. Yoksa hemen bize haber verirdi. Merak etme, Nana mutlaka bize geri dönecek. Yoksa hala onu mu düşünüyorsun? Kimi? Mücire'nin yerine. Kimi olacak? Peteği mi? Vallahi oğlum, o kız sana 5 numara büyük. Hem de okula gelen şu yakışıklı çocuğun peşinde. Sen onun gözünde daha çocuksun. Hiç de çocuk değilim, büyüdüm ben. Aman aman, sevsinler. Bak, fena yaparım ona göre. Emre aşık oldu. Bana bak, sana söylüyorum Yağmur. Emre aşık oldu. Yağmur, seni elime geçirirsem. Yağmur seni bir yakalarsa. Gelsene. Makbuş, kurtar beni. Sana söylüyorum Yağmur. Arkaya. Ay, durun. Kurtar. Durun çocuklar. Yağmur. Konuşmayın. Gelsene. Makbuş. Gel. Durun, durun. Seni elime geçirirsem. Bırak. Yağmur'a eminim sana. Yağmur. Siz iyice zıvanadan çıktınız. Gel. Durun bakayım. Tabii yaşlı kadını buldunuz. Oyuncak ettiniz elinizde. Size söylüyorum. Dur bakayım şurada. Dur. Babanız gelince hepsini anlatacağım. Alo. Babişko, seni çok özledik. Gel artık. Yaşasın. Demek çok az kaldı. Alo hayatım, nasılsın? Çocukları hiç merak etme canım. Sen ne zaman dönüyorsun? Anladım. Tamam, söylemem.
Efendim? Tabii Erin. Alo babişko. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Evet. Okulumuzun birası büyüdü, kocaman oldu. Diğer sınıflar da geldi. Üzmüyoruz babacığım. Hanım Akmış da sana selam söylüyor. Nana mı? Şey... Memleketine gitti babacığım birkaç günlüğüne. Ne birkaç günü ayol? Haftalardır ortada yok kız. Artık nereye gittiyse Allah bilir yani. Neyse ki ben çocukların başındayım da yavrucaklar ortada kalmadı. Tabii tabii, vereyim canım. Alo babacığım, bir de utanmadan bana küsüyor musun? Ne yani, yalan mı? Nana hala ortada yok. Sense petekten başka bir şey düşünmüyorsun. Ben de Nana'yı merak ediyorum. Hayır etmiyorsun. Sen böyle davranmazsın. Neden anlamak istemiyorsun? Simge'nin yaptıklarını görmüyor musun? Babam gelir gelmez onunla evlenecek. Evlenmeyecek. Ne olursa olsun buna engel olacağım. Yine Nana'yla eski güzel günlerimize döneceğiz. Hani sen kocaman adam olmuştun? Ağlama ama. Kocaman adamlar ağlamaz. Sana bağırdığım için özür dilerim. Ben de kardeşim. Ben de özür dilerim. Yağmur iyiydi. Benim küçük sevimli Yağmur'um neredeymiş acaba? Ya neden beni de götürmedi müdür? Merak etme. Nana ile Makmuş'a haber vermiş ya. Yağmur hiç böyle görmemiştim. Bu kadar şımartılırsa olacağı buydu işte. Bana bak Özge, zaten cinlerim tepemde. Bir de saçma sapan yorumlar yapıp beni delirtme. Aman sevsinler. Bana bak. Emre boşver. Hadi gel biz kantine gidelim. Emre. Yağmur'a ne oldu? Ne bileyim, kafayı yedi herhalde. Hastaneye götürdüler. Öyle mi? Hangi hastaneye? Seni neden ilgilendiriyor ki? İstemiyoruz. Bizden bu kadar Maviş Hanım. Uzun da gördü işte. Onlar kesin cadı filan. Bizi ne hale getirdiler? İhtiyar bir bunakla yerden bitme bir kızın hakkından gelemediniz değil mi? Beceriksizler sizi. Yerden bitme mi? Resmen dev gibi. Az daha bizi yiyecekti. Ay şimdi delireceğim vallahi. Siz şimdi bu işi halletmiyor musunuz? Yok Maviş. Biz Uzun'la kuru temizleme açmaya karar verdik. Hadi bize müsaade. Hadi müsaade. Mafya bile başa çıkamadıktan sonra bu kızla ne yapacağım ben? Kesin bir numarası var bunun ama ben nasılsa yakında ortaya çıkaracağım. Okuldan aradılar. Yağmur'u hastaneye kaldırmışlar. Ne? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yürü çabuk. Ay, çanta. Acele et biraz, hadi. Tamam, tamam. Hadi. Emre, hadi evlen. Benim canım istemiyor. Sizin yüzünüzden bu hale geldi bu kızcağız. Neyse, Hakan gelsin. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çocuklarının sağlığının tehlikede olduğunu duyunca bakalım ne diyecek. Üstüme iyilik sağlık. Bizim en büyük derdimiz sensin, anladın mı? İşte yetiştirdiğiniz çocukların terbiyesi bu kadar. Çocuklar elden gidiyor, elden. Bugün bizi ziyaret etmesi için iki tane şapşal göndermişsin. Ne diyorsun be? Ben kimseyi göndermedim. İyi bakalım, öyle olsun. Ama sana şunu söyleyeyim, ayağını denk al. Yoksa çok fena olur ona göre. Kız sen beni tehdit mi ediyorsun, yer cücesi? Nasıl algılıyorsan öyle. Hakan hele bir gelsin, göreceksiniz gününüzü. Aa, sen de biraz az ye kızım. Bak yine kilo aldın. Gülmeyin mi? Ay şu halime bak. Yalnız ve öfkeli. Tam da kraliçe ilerlerin dediği gibi. Thank you.
bırak dedim. Ama Yağmur. Senin bu ilginden de, sözde sevginden de sıkıldım. Sen babama aşık olduğun için bize iyi davranıyorsun. Bizi düşündüğün falan yok senin. Yağmur, bunu nasıl söylersin? Ben sizi çok seviyorum. Bunun babanla da bir ilgisi yok. Hadi bak bir iki lokma bir şeyler ye. İstemiyorum, yemeyeceğim. Git buradan. Yağmur. Yeter artık, ben çocuk değilim. Beni kandıramayacaksın. Zaten kimsenin umrunda değilim. Hiç kimse beni sevmiyor. Öyle şey olur mu çitlenmeyeyim? Seni hepimiz çok seviyoruz. Hayır, sevmiyorsunuz. Şimdi git artık odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. Nana'yla senin eline bırakmayacağım Makbule Hanım. Tüm olan biteni Hakan dönünce anlatacağım. Kızım, bu çocukları ben büyüttüm, ben. Aman! Ortada işte nasıl baktınız, ortada işte. Göreceksiniz hepiniz gününüzü. Yürü kızım. Dünyanın en büyük gıcıklık ödülünü veriyorum Simge Cirişe. Gıcık. Bir şeyler yedi mi? Hayır. Onu hiç böyle görmemiştim. Tuhaf davranıyor. Bugün okulda da öyleydi. Doktorlar da bir şey bulamadı. Baksana kızım. Emre, Yağmur'un elindeki o işaret okuldayken mi çıktı? Evet, o kadar çok kaşıdı ki. İyi de kaşımakla öyle bir leke olur mu? Pişt! Yağmur! Yağmur! Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Hiç. Geçiyordum, uğradım. Çok komik. Şu anda en son görmek isteyeceğim kişi sensin. Aa, ne kadar iyi. Oysa ki ben seni mutlu edebilirim. Senin yalanlarına karnım tok benim. Peki, sen bilirsin. Oysa seni eğlendirmek, sana arkadaş olmak için gelmiştim. Nasıl eğlendireceksin ki beni? Yemin, Nana'yla konuştuklarınızı duydum. Kimsenin seni sevmediğini düşünüyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Yani artık burada yaşamaktan çok sıkılmış olmalısın. Evet, sıkıldım. Ne var? O halde gel benimle. Oyuncaklar dünyasına mı? Evet. Ben orayı biliyorum. Çok da eğlenceli olduğu söylenemez. Ama sen oradaki gizli eğlence bahçesini görmedin ki. Gizli eğlence bahçesi mi? Evet. Oraya bir gitsen, buraya asla geri dönmek istemezsin. Öyle mi? Ne var orada? Neler yok ki? Birbirinden komik palyaçolar. Ateş tutan adamlar. Cambazlar. Birbirinden eğlenceli oyuncaklar. Bu evrendeki en büyük atlı karınca. Hokkabazlar. 25 tabağı aynı anda çeviren jonglörler. Sonra birbirinden lezzetli şekerlemelerin olduğu kocaman bir şeker fabrikası. Şeker fabrikası mı? Evet. Orada sadece oyun var. Sadece şekerleme, çikolata ve pasta var. Kimse de sana karışmaz. Sürekli eğlence. Düşünsene. Arkadaşların hepsi de birbirinden sevimli oyuncaklar olacaklar. Seni çok 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 seveceklerinden emin olabilirsin. Canım, bu kadar düşünme. Sıkılırsan seni hemen geri getiririm. Hayır, sen beni kandırıyorsun. Bu da yeni oyunlarından biri, öyle değil mi? Sen başkasının mutluluğu için hiçbir şey yapmazsın.
Hiç de değil. Görüyor musun? Şu taralı alan, burada ortak olan sayı ne? 2. Evet, gördün mü? Bak ne kadar kolaymış. Yağmurlar sinemaya gitti. Ben burada ders çalışıyorum. Uf, ne kadar sıkıcı. Matematikten durumunu biliyorsun. Tatil boyunca çalışacağız diye babana söz verdin. Yoksa ben de tatilde sana ders çalıştırmaya meraklı değilim. Uf, sanki iyilik için yapıyorsun da. Ne yapayım? Baban İsviçre'de Leydi okuluna gitmem için gerekli yardımı yapacağımı söyleyince altında kalmayayım dedim. Hadi kümeler konusu bitti. Şimdi test çözelim bakalım. Uf, çok sıkıldım. Biraz ara versek olmaz mı? Olmaz. Ben ne zaman istersem o zaman ara verecek. Gıcıkma olacağım. Hadi sızlamayı bırak da önüne bak. Of. Oflama önüne bak. Ay ne güzel filmdi, öyle değil mi? Bence de, mutlu sonlara bayılırım. Ne saçma filmdi. Asıl aksiyon filmine gitmeliydik. Saçma sapan bir kız filmiydi. Dikkat etsene Yağmur. Çok özür dilerim. Bir an önüme çıktın. Seni göremedim. İyi misin? Aynı filmdeki çocuğa benziyordu. Ne kadar yakışıklıydı, öyle değil mi? Hadi hadi. Nereden çıktı bu kar kayak tatili? Yok yok, ben gelemem evladım. Siz gidin. Ay benim romatizmalarım azar orada. Tamam tamam, biz hazırlığı yapmaya başlarız. Yok evladım, benim ne işim var dağda bayırda? Tamam tamam yavrum, gelince konuşuruz. Ay bu karda kıyamette bir bu eksikti. Ne oldu Makbuş? Kartal Kaya'ya gidecekmişiz. Hakan hazırlık yapın diyor. Kartal Kaya neresi? Dağın başında bir yermiş. Ay benim ne işim var bu yaştan sonra dağda bayırda? Düşer kalırım vallahi. Bir yerimi kırarım. Biz de mi gidecekmişiz? Evet. Hadi sen neyse de. E benim ne işim var orada evladım? Öyle ya, değil mi Makbuş? Öğretmenim misin benim ya? Ya rahat bırak beni ya. Ne oluyor evladım? Çabuk yukarı çıkıp tamamla şu testi, yoksa kötü olacak ona göre. Ne yapacaksın? Ay hay. Hadi oturalım. Hay Allah. Geçin hadi. Ah hoş geldiniz çocuklar. Hoş gelin bulduk. Bakalım içeri. Hoş bulduk. Gamze, akşamüstü seni alırım ben, tamam mı? Tamam. Üzmediler seni değil mi evladım? Ya ne demezsin. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Hadi gel. Hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Çocuklar, babanız aradı. Kartal Kaya tatile gidiyormuşuz. Ya yaşasın. Orada da ders çalışmaya devam edeceğiz Emre'cim. Kızım bela mısın sen ya? Evet. Film nasıldı? Ay çok romantikti. E çocuklar acıkmadınız mı? Biz de söyleyelim. Pizza, 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 pizza. Aman ne anlıyorsunuz şu pizzadan canım? Pizza isteriz değil mi? Pizza, 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 pizza. Tamam, 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 tamam. Yaşamak var. Yaşamak. Ay. Yaşasın geldi. Şeylersiniz ya. Çabuk tutsanıza elinizi. Aptal, şurayı doğru silsene. Anneciğim niye bunları evde tutuyoruz? Atalım dışarı, açlıktan ölsünler. Ama hayatım, o zaman işleri kim yapacak?
Senin narin ellerine ben nasıl kıyarım? Sonra kendiminkilere asla kıyamam. O da doğru ya. Salak salak bakmasanıza silin şurayı. Oo, daha yapılacak bir yığın iş var. Anneciğim, sence prens beni beğendi mi? Aman nereden bileyim ben? Bütün gece o gizemli prensesle dans etti. O baloya gelmeden önce prens gözlerini senden ayıramıyordu ama. Yine de benden etkilendiğine eminim. Ona ne şüphe canım, kesinlikle. Suratıma bakacağına kapıyı açsana şabalak. Merhaba. Geçen gece baloda dans ettiğim prensesi arıyorum da. Acaba bunu ayağınıza deneyebilir miyim? Uşaklarınız, yardımcılarınız falan yok mu? Şu sıralar maddi durumumuz biraz sıkışık da kapı kapı kendim dolaşıyorum artık. Of, bu hayalin prodüksiyonu çok zayıf. Bir uşak bile yok. Aa, tabii, buyurun buyurun. Hadi kızım, denesene. Zorla, sensin o prenses. Zorla. Işık görmüyor musun? Zorlasana, zorla, zorla. Sevgili prensim, bir de kardeşim deneyebilir mi? Ay, ne alakası var canım? Prens baloda dans ettiği güzel kızı arıyor. Bir hizmetçi parçasını değil. Sakıncası yoksa deneyebilir miyim? Evet. Nihayet prensesimi buldum işte. Benimle evlenip sarayımda yaşar mısın? Ekonomik durumumu düzeltmek için bir ayakkabıcıda sigortalı olarak işe başlayacağım. Sizi prensesler gibi yaşatırım. Kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Kabul ediyorum. Efendim? Anlamadım. Ne kadar? 30 yeteri. Ha, buyurun. Aa, sen o pizzacı abisin. Tesadüfün böylesi. Hangi pizzacı abi? Küçük hanımla biraz önce sokakta çarpıştık da. İçeriye girmez misiniz? Yağmurcuğum, işinden alıkoymayalım istersen. Lütfen, oturum için. Çok teşekkür ederim ama... Ama ısrar ediyorum. Yağmur. Lütfen, çarpışmamız bir işaretti bence. Rica ediyorum, beni kırmayın. Kurtuluşunuz yok anlaşılan. Lütfen girin. Peki, küçük hanımı kırmayayım o zaman. Buyurun. Ay, inanamıyorum. Kaderimde onunla bir daha karşılaşmak varmış. Ah, ah. İçeri girin. Gel bakalım yavrum. Babaanneciğim, senin gözlerin niye bu kadar büyük? Gözüme çok kaçtı evladım. İkisine birden mi? Ya sorma. Peki senin kulakların niye bu kadar büyük? İşitme cihazı taktım da o yüzden. Ama senin burnun da kocaman. Yeni estetik oldum. Şişleri hala duruyor. Peki... Ama senin ağzın niye bu kadar kocaman? Seni yiyebilmek için! Aldım mı? Daha lezzetliymiş. Prensesim. Yemeyecek misin? Yok, ben tokum. Ben artık izninizi isteyeyim. İş yerinde sorun çıkmasın.
İyi günler tatlım. Kardeşiniz mi? Hayır, o bizim bagajımız. Arkadaşlarla bir kafede akşamları müzik yapıyoruz. Kafenin kartını vereyim size. Uygun bir zamanınıza gelirseniz çok sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Ama çok küçüksün. Seni içeri almazlar ki. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Bravo yani Nana. Bravo sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Ne oldu Yağmurcuğum? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne oldu şimdi, anlamadım ki. Ne bileyim yavrum. Bunların heyheylerinin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Babanızın bulunduğu adaya götürme görevi bana verilmemiş olsaydı, belki de hiç karşılaşamayacaktık sevgili prenses. Hayat tesadüflerle dolu, öyle değil mi? Geminiz karaya oturmasaydı her şey daha güzel olacaktı ama... Prensesim, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen cüretimi bağışlayın. Sanırım ben size aşık oldum. Ay inanamıyorum, ben de. Prensesi sana yar etmem. Anlıyor musun? Sen de nereden çıktın? Kaptan Şuk. Ama bu da nereden çıktı? Bu benim hayalim. Neyse, biraz heyecan kadar hiç olmazsa. Prensesim, lütfen geride dur. Sonra. Şimdi senin canını okuyacağım. Hadi gel bakalım. Seni öldürüp prensesle ben evleneceğim. Avucunu yalarsın. Korkma prensesim. Ben varken sana hiçbir şey yapamaz. Benim cesur ve yakışıklı prensim. Göster ona gününü. Gel bakalım. İşim bitti. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Yağmur, bir tanem neden böyle yapıyorsun? Ben sana küstüm. İyi ama ben sana ne yaptım bebeğim? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir de bilmiyormuş gibi davranma. Neden Onur'a o kadar yakın davrandın? Onur da kim? Kim olacak, pizzacı? Ben mi yakın davrandım? Tabii, o ağzının işine düşecektin neredeyse. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel, çünkü ondan çok hoşlanıyorum. İyi de Yağmurcuğum, o senden çok büyük ama. Olsun, beklerim, büyüyünce evleniriz. Öyle mi? Peki o zaman sana şunu söyleyeyim. İnan bana, benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten mi? Tabii, oyuncak yemini edebilirim. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Ya Nana, sana bir şey soracağım. Sor. Bir erkeğin seninle ilgilendi. Nasıl anlarsın? Ah Yağmurcuğum, bir bilsem. Bu erkekler neden bu kadar kör oluyorlar? Bilmem. Sen de benim gibi bu yüzden acı çekiyorsun değil mi? Bu konuyu kapatalım bence. Aşk aslında güzel bir şey değil. İnsan acı çekiyor. Hadi bakayım, toparlan, aşağı gel artık. Bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Ah.
Sevgili prensesim, seni bu kuledeki esaretinden ve zalim üvey annenden kurtaracağım. Yaşasın. Ne yapıyorsun burada sen? Ben sana kaç kere bu pencere açılmayacak demedim mi? Hava alıyordum. Bana bak, bir daha bu pencereyi açarsan işte o zaman gerçekten havanı alırsın. Anladın mı beni? Anlamadım da. Güzel, anlaman işime gelmez zaten Kezbancığım. Ben Kezban değil, Rapunzel'im. Benim için Kezbansın o kadar. Hadi uzat saçlarını. Kuleye tırmanıp kurtarayım seni. Ama ya saçım acırsa? Bir şey olmaz. Hayal bu. Peki. Saçlarımı yıkıyorum ve her gün 100 kere fırçalıyorum. Böylece parlak, canlı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Siz de deneyin. Şu kadınlar ne kadar tuhaf oluyor. Bu durumda bile güzelliğini düşünüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana ne dedim? Bir gün mutlaka kurtaracağım seni. Of of. Dünyadaki ünüm çok kısa sürdü. Acaba buradaki oyuncaklar hala şarkılarıma hayranlar mı? Ne oluyor burada? Arkadaşlar, yeni bestemi dinlemek ister misiniz? Hayır. Tamam, yok. Gel. Şöyle böyle bir şey işte. Herkes ne kadar acımasız, öyle değil mi? Golfo! Hiç kimse benim arkadaşım değil mi bu oyuncaklar ülkesinde? Şöhret böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Tatlı bir rüyaydı, bitti işte. Evet. Gelelim, şimdi Kulina'nın başına nasıl bir çorap öreceğimize. Şimdi of, saçmaladım galiba. Durumdan kurtulabilecek misin Kulinacık? Kulina'ya şokeri şikayet edelim. Belki o böylece dünyada bir çizgi film işine girmeme yardım eder. Nasıl olsa bu şokerden hayır yok bana. Çok teşekkür ederim Golfo. Birazdan çok eğleneceğiz. Ama bana çizgi filmde oynamam için yardım edeceksin, öyle değil mi Kulina? Tanıdığım bir yapımcı var. Teşekkür ederim Kulina. Kulina! Yüce Kulina! Bak şimdi seyret, çok eğleneceğiz. Ha? Tatararam! Tatataratara tatarararararararam! Yüce Kulina, sizin için mavi ve kırmızı ormanın nadide otlarından toplayarak nefis bir karışım hazırladım. Ay çok şekersin, şoker. Ne işe yarıyor bu iksir? Gençlik ve güzellik iksiri bu. Öyle mi? Ay tam benlikmiş. Buyurun için. Bakın, gözlerinize inanamayacaksınız. Şoker, çok düşüncelisin. Ama benim ne gençliğe ne güzelliğe ihtiyacım var. Yeterince genç ve güzelim. Ama o kadar uğraştın, boşa gitmesin bari. Değil mi ama? Hadi onu sen iç Şoker. Ben mi? Evet. Bak çok solgun ve de yorgun görünüyorsun. Yok canım, gayet iyiyim.
Israr ediyorum, iç Şoker. Ama Kulina, yapma. Ne olur yapma. Olamaz. İşte bu kadar. Çok güzel oldun Şoker. Ya Kulina ya, ne olur beni eskerlime getir. Lütfen. Teşekkürler Kulina. Beni yanlış anladın. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sen git de bu yalanlarına başkasını kandır artık. Evet, söyle bakayım, sana nasıl bir ceza vereyim? O da benim gibi çizgi film kahramanı olsun. Yok yok Kulina, onu ayağının altına paspas yap. Paspas değil de yastık olsun bari. Ay canım acıyor. Kumuşlarıma doğru gel. Çok canım acıdı ya. Kulina, bence onu bir topa çevirmelisin. Çok eğlenceli oldu. Ay dikkat edin, düşecek. Yapmayın beni. Ben bunları sana sorarım Piero. Ay Kulina, çok ayıp oluyor. Kapa. Ay yapma Kulina. Popo. Bir dakika izin ver Kulina. Söyle bakalım. Biliyorum. Artık sizin için dayanılmaz bir oyuncak haline geldim. Tamam. Gidiyorum buralardan. Çok duyduk bu sözleri Şoker. Yo. Uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi bu zaten. Mavi Orman'da inzivaya çekileceğim. Siz de burada rahat edersiniz artık. Peki. Ama hadi bakalım. Yani ben... gidiyor gerçekten Kulina. Baksana. Nereye gidecek ayol? O bizi kandırıyor. Kaç gün dayanır o yalnız yaşamaya? Yaptıklarım için beni affedin. Elveda. Gitme Şoker. Beni de götür. Baksana Kulina gitti işte. Lütfen gitme. Hadi canım, öyle şey olur mu? Birkaç gün sonra tıpış tıpış geri döner, evet. Görürsünüz. Matematik ödevini yaptın mı? Matematikten ödev mi vardı? Yani yine mi unuttun Emre? Onu boş ver de hafta sonu 4B ile yapacağımız maça gelecek misin? Tabii geleceğim. Seni hiç yalnız bırakır mıyım Emre? Teşekkür ederim. Sonra belki hamburger yeriz hep beraber. Tamam, yeriz. Sonra belki sinemaya da... Abartma. Annem o kadarına da izin vermez artık. Vermez değil mi? Vermez. İmkansız. Olsun. Yine de hafta sonu beraberiz. Hafta sonu için ne planlar kuruyorsunuz bakalım? Hiç. Ama ben duydum. Sana ne istersek onu yaparız. Hafta sonu senin maçından hemen sonra pikniğe gideceğiz. Annem harika bir yer ayarladı. Öyle mi? Hiç de bile. Biz gelmiyoruz. Tıpış tıpış geleceksiniz. Gitsene Özge. Kafamı bozmasana benim. Gıcıksın işte. Tamam o zaman. Ben de sizinle hamburger yemeye gelirim. Ismarlarsın artık. Hayır. Biz ikimiz gideceğiz. Seni anneme söyleyeceğim. Çekil şuradan. İspiyoncu gıcık. Görüyorsun sen. Bunu ödeteceğim sana Emre. Of ya. Ne oldu sana? Emre
Annemler övdü beni. Biz sürekli çocuklara şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kötü bir şey olmaz müdür bey? Tabii şiddet çok kötü bir şey. O zaman sizin de evde bir parça fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şiddet içeren filmler ve bilgisayar oyunlarının çocukları ne kadar derinden ve kötü etkilediğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Haklısınız müdür bey. Bir daha yapmaz. Müdür bey iyi günler. İyi günler. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah bebeğim, ne oldu sana? Emre matematik ödevini yapmamış. Ben de vermek istemeyince beni dövdü. Yalan söylüyor. Nerede o zaman yaptığın ödev? Hadi göstersene. Emre çocuğum, hem suçlusun hem de yalan söylüyorsun. Yalan söylemek ne kadar kötüdür biliyorsun. Biliyorsun. Ama Emre yalan söylemez müdür bey. Müdür bey biliyorsunuz yakında Emre'nin babasıyla evleneceğiz. Onlar artık kardeş sayılır. Özgeciğim bu seferlik Emre'yi affedebilecek misin? Ya of ya of ben yapmadım diyorum. Emre yavrum inkar etmeye devam edersen ceza alacaksın ona göre. Ona göre. Müdür bey ben onunla konuşurum. Bu seferlik affedin. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Emre yavrum söz mü? Evet öğretmenim. Hadi Makbule Hanım yürüyün. İyi günler müdür bey. İyi günler Simge Hanım, iyi günler. Emre iyi misin? Ah benim prensesim acıyor mu? Gel anneciğim otur şöyle. Yalancı ben mi vurdum sana? Tabii sen vurdun. Yalancı gıcık ne olacak? Emre kes artık. Kardeşini ne hale getirdiğine bir bak. Bir de utanmadan konuşuyorsun. O benim kardeşim değil. Ama olacağım annem babanızla evlenince. Yine de olmayacaksın. Bakın bakın hele. Burada herkesin dili ne kadar da uzamış böyle. Makbule Hanım çocukları ne kadar da güzel yetiştirmişsiniz böyle. Neyse ben onları terbiye etmesini bilirim. Gel hayatım. Gıcık ne olacak? Yani. Hadi yürüyün evladım. Yürüyün hadi. Anne ya onlar bir okula sen bırakıyorsun. Bunlardan benzin parası isteyelim biz. Bir defa benzin 150 TL ya. Aa yok artık o kadar da değil Özgeciğim. Of benim tuvaletim geldi gene. Hadi çık prensesim. Şimdi bunlar 40 saatte hazırlanamazlar. Sinir şeyler. Hadi cicişler. Cicişler. Hadi cicişler. Gıcık oluyorum ya. Babam ne buluyor şu kadını anlamadım gitti. Asıl gıcık olan Özge bence. İkisi de birbirinden beter. Şşt susun duyacaklar. Siz gidiler sizi. Hadi çabuk. Kadın her sabah sizi okula götürüyor. Daha ne yapsın? Aman götürmesin bir servise gideriz. Gideriz tabii yani. Ben çantamı alayım. Nihayet yani. Çetlen Bey'im. Gel şöyle otur bakalım da. Saçlarını toplayalım. Kalk bakalım. Gel şöyle otur güzel güzel. Ah, saçların aynı anneninkine benziyor. Onunki de böyle ince telli, ipek gibiydi. Gerçekten mi? Benim de gözlerim anneme benziyor değil mi Makbul? Aynısı. Makbule Hanım, biraz gelebilir misiniz? Neden ikide bir de çocuklara annelerini hatırlatıp duruyorsunuz? Çocuklar ne kadar üzülüyor, görmüyor musunuz? Ama onlar benden hep annelerini hatırlatmamı istiyor. Yeter artık. İkide bir de ölmüş annelerini hatırlatıp çocukları üzmeye hakkınız yok.
Bu kadın bu evden gitmezse çocuklar beni asla annelerinin yerine koymazlar. Güzel kızım. Ciciş! Gel hayatım. Şu saçını şöyle doğru dürüst toplayalım. Gel. Söyle bakalım aptal balık. 2 kere 2 kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Sen de aptal sahibin gibi beyinsizsin. Benimle oynamak varken o aptal yam hep seninle ilgileniyor. Ama sen ortadan yok olursan... Al bakalım ilaç balık. Al al bol bol ye de beynin açılsın. Görürsün sen. Ama şimdi bunu niye yapıyor ki? Ama böyle sıkı yapınca acıyor. Acıyor kızım sıkı yapınca. Onun saçları hassas. Aman ne haliniz varsa görün. Ay bunlara da yaranılmıyor yani. Hele şükür hazırsınız. Sen yukarıda ne yapıyordun? Tuvalete giderken de senden izin mi alacağım? Hadi hadi geç kaldık çabuk. Hadi oğlum hadi. Yürü. Hadi Magmuş hoşça kal. Güle güle benim çitlenmeyim. Güle güle canım. Güle güle. Canım. Hadi yürüyün cicişler. Hadi. Cicişler diyor ya delireceğim. Duymuyorlar oğlum. Yani. Neyse Magmuş. Alığımı el vermeyi unutma değil mi? Bu kadarcık ama. Sen hiç merak etme yavrum. Ben bu kadarcık veririm. Hadi bakalım. İyi dersler size. Hanimiş güzel balık. Hanimiş. Evet. Aa, pek az kalmış. Neyse. Hadi ye bakalım. Ama bunun suyu da pek bulanmış. Yarın değiştirmeli. Evet Emre, sanırım Özge'ye bir özür borcun var. Ben onu vurmadım. Yeter artık. Çabuk odana. Sen benim annem değilsin. Ona emin ol. Veremezsin. Bana baksana sen. Boş ver anne. Dilemezse dilemesin. Ah benim asil. Benim soylu kızım. Nasıl dolgunluk gösteriyor? Simge kızım. Çocuğun üzerine biraz fazla gitmedin mi? Öncelikle bana artık Simge Hanım demenizi istiyorum. Ben sizin kızınız falan değilim. Ayrıca çocukları nasıl yetiştirdiğinizi görüyoruz. Arsız ve şımarıklar. Ama onlar benim çocuklarım. Ama onlar sizin çocuklarınız değiller. Bu evde sadece bir bakıcı olduğunuzu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şimdi mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlasanız iyi olur. Peki Simge Hanım. Aa, bu yaşlı cadıyla işimiz var vallahi. Yok, bu böyle olmayacak. Anne yaptığımız planlar hafif kalıyor bence. Daha etkili bir şeyler yapmalısın. Yine ne oluyor bunlara ya? Oh be. Yağmurun şu salak balığı nihayet ölmüş. Sabah biraz fazla yem verdim de. Bunu sakın ağzından kaçırma. Unuttum bile anneciğim. Ay yine ne oluyor burada? Makbuş balığının yemini bugün çok vermiş anlaşılan. Baksana. Kutu bomboş. Şaka gibi. Aa, ne oldu yavrum? Ne olacak? Balığa fazla yem vermişsin. O da ölmüş. Ama ben her zamanki kadar verdim. Şu kadarcık. O zaman niye öldü balık?
iyice yaşlandın artık. Ne yaptığını bilmiyorsun Makbule Hanım. Gel kızım. Yağmur ağlama. Ağlama. Çitlen Bey'im. Güzel kızım benim. Hadi sil gözyaşlarını. Yağmurcuğum, ama ben her zamanki kadar koydum. Yani şu kadarcık. Anlayamadım ki. Belki de Simge Hanım doğru söylüyor. Bunadım ben. Aklım başımda değil artık. Çok üzüldüm güzel kızım. Yeter ama Yağmur, ağlama. Bak bak, kuş çok üzülüyor. Makmuş. Ah çitlenmeyeyim. Yarın başka bir balık alırız, değil mi? Tabii alırız yavrum, tabii. Başka balık alırız. Ah canım benim, canım. Özge'ye ben vurmadım, inanıyorsunuz bana değil mi? Tabii inanıyoruz oğlum. Gıcık 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 ya kız, annesine çekmiş işte. Öyle konuşmayın bakayım. Yalan mı ama Makmuş? Keşke nişanlı olmasaydılar. Babam o kadınla evlenirse kesin ben bu evden giderim. Yani. Şşt, öyle konuşmayın çocuklar bakayım. Ya beni niye oynatmıyorsunuz? Ben seninle küsüm. Benim bebeğimi çaldın sen. Hiç de bile, hem aptal, eski bez bebekti. Bir yeterlilik bile etmezdi. Ama o bebek benim için çok önemliydi. Özge, başımızdan gitsen çok iyi olacak. Neden gidecekmişim? Hem aşağıda benim canım sıkılıyor. O zaman evine git. Ama annem burada. O zaman anneni de al git. Biz alırsanız çok iyi olacak. Çünkü Makbuş'un huzur evine gidecek. Ve ondan sonra hepinizle annem ilgilenecek. Hiç de bile. Evet, ve en yakın zamanda babanızla evlenecek. Ne çok ya. Sonra da bu büyük eve yerleşeceğiz. Hayal gücün çok geniş. Ve bu oda benim olacak. Git diyorum sana. Aa! Ya! Gitsene ya! Ya düş ya! Nasılsa yarın Makbuş gidiyor. Ben hep çocuklarlayım. Kısa sürede hepimiz kaynaşıp sıcacık bir aile oluruz hayatım. Tabii ki. Sen şimdiden onlar için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun zaten. Hiç şikayetçi değilim. Yanlış anlama. Çocukların her şeyiyle ilgilenirim. Ancak iki evi idare etmek... Zor oluyor değil mi? Çok haklısın. Çocuklar da birbirine alışmışken... Aşkım, diyorum ki şu nikah tarihi... Bana da senin nikah! Bal gibi de olacak. Ne oluyor? Kendini sanıyorsun sen? Gitsin çocuklar. Emre. Hayır. Hey. Çocuklar yapmayın. Yağmur. Aa. Hayır. Yağmur. Yağmur. Kendi diyen kendi olur. Git kızım ya. Vallahi şimdi Emre. Bıçakacağım. Sakin durur musun biraz? Aa, inanmıyorum ya. Durun çocuklar. Bir dakika. Ağlama da anlat Özgeciğim. Oyun oynayalım mı dedi. Ben odadan kovdular. Emre indir şaka gibi. Tam bir yalancı ya. Hiç de bile sen bu ona beni olacak dedi. Anne ben öyle demedim. Tamam Prens. Tamam canım. Hadi biz evimize gidelim Özgeciğim. Özgeciğim ağlama tatlım. Emre istemeden yapmıştır. Sizi çok seviyorum Hakan amcacığım. Ben de seni Özgeciğim. Çocuklar hadi odanıza. Bu aralar her şey üst üste geldi. Ona doğru dürüst zaman ayıramadım ki. Anlıyorum. Benimkiler de Makbuş gidecek diye çok huysuzlar. Tabii canım. Neyse yarından sonra her şey yoluna girecek. Hiç merak etme hayatım. Hadi kızım evimize gidelim. Peki anneciğim. Dondurma da alalım anneciğim. Sadece iki yeterecek. Özge yürü dedim sana. Babam onu bizden daha çok seviyor. Nasıl sarıldığını gördün mü?
Evlendiklerini artık o da baba der. Yani. Ama ben o kadına anne demeyeceğim. Ben de. Hiç kusura bakmasın. Babanız duymasın evladım. Çok üzüldüm. Makbuş, babam annemizi seviyor muydu? Hem de nasıl. Hülya derdi de başka bir şey demezdi. Onların aşkı herkesin dilindeydi. Nazara geldiler işte koklarca. Yani babam annemi Simge'den daha mı çok severdi? O da söz mü cidden miyim? Babanız annenizi hala seviyor. Ama ne yapsın adamcağız? Size de bir anne lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus yavrum. Sen gitme Makmuş, ne olur. Canım. Ne olur Makmuş. Bana da aranızda yer var mı? Olmaz mı evladım, gel. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. Hadi çocuklar, Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Size bu akşam Pinokyo'yu okuyayım mı? Oku. Olur. E gel o zaman. Ay, güzel kızım benim. Hadi yerine sen de.